Merhaba arkadaşlar. Yeni bir testle birlikteyiz. 15. testimizdeyiz. Diyor ki hücre madde geçişleri son testimiz bu arada. Sonra sınıflandırmaya geçeceğiz. Diyor ki hipotonik ortama konulan bir hayvan hücresiyle ilgili durumlarından hangileri söylenebilir? Şimdi hatırlayın size bir önceki videoda videonun sonlarına doğru eğer izlemeyen varsa arkadaşlarımız izlesinler. Videonun sonlarında arkadaşlar anlatmıştım hipertonik hipotonik ortama. Şimdi hipotonik ortamı şöyle bir tekrar hatırlayalım bakın. Hipotonik ortamda ben bir hücre koyduğum zaman ne oluyordu? Diyelim ki burada %10'luk glikoz çözeltisi olsun. E, kaptada kapta da arkadaşlar %5'lik glikoz çözeltisi veya saf su da olabilir. Saf suda sonuçta bir hipotonik ortam olur. Mesela buraya da ben saf su koydum. Ne oldu şimdi? Buradaki su miktarı %100. Burada arkadaşlar su miktarı %90. Şimdi ben hipotonik ortama koydum bu hayvan hücresi neler yapar? Ona bakıyoruz. Arkadaşlar %100'lük olan su bölümünde su miktarı daha fazla olduğu için ne olacak? Hayvan hücresinin içerisine su girecek değil mi? Dolayısıyla hücre ne olur? Bir süre sonra hücre artık şişmeye başlar. Ve bu hücre e, taşıyamayacağı duruma geldiği zaman bu suyu arkadaşlar patlar. Ve biz bu olaya ne diyoruz? Hemoliz diyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla bakın diyor ki bir süre sonra hemolize uğrayabilir. Bu doğrudur. Bu hücre diyor ki su kaybederek plazmalize uğrar. Su kaybetme olayı var mı? Yok. Su alıyor aksine. O yüzden bu yanlıştır. Hücrenin ozmatik basıncı artar demiş. Ozmatik basınç neydi? Suyu olan ihtiyaçtı. Bunun su ihtiyacının artması için su kaybetmesi lazım. Ama burada su kaybetmiyor. Su alıyor. O zaman bunun turgor basıncı artar. Ozmatik basıncı azalır arkadaşlar. O yüzden bu da yanlıştır. Hangileri söylenebilir dediği için cevabımız Bursa şıkkı olacak. Yalnız iki. İkinci soru. Bu arada şunu da söyleyeyim, ben bunların cevaplarını falan kontrol ettim arkadaşlar, sistemdeki cevaplarını tabii ki bazı soruların cevapları yanlış verilmiş. Yani ben size soruları açıklaya açıklaya çözüyorum zaten anlamışsınızdır. Bazılarının cevapları yanlış verilmiş. Hani siz de oradan cevaplara bakarak hocam bu sorunun sonucu yanlıştır diye yorumlara yazabilirsiniz. Ben orada açıklarım zaten cevabı yanlış verilmiş diye. Eğer benim çözdüğüm cevapla işte e, oradaki cevap uyuşmuyorsa yorum olarak yazın. Ben size o sorudaki neden o şekilde olduğunu zaten soruyu açıklayarak çözdüğüm için yine anlarsınız arkadaşlar. Bazıları dediğim gibi benim verdiğim cevaplarla tutmuyor. Çünkü soruların bazılarının cevapları yanlış. Tamam Gelelim aktif taşıma ile ilgili olarak diyor özelliklerinden hangileri doğru Şimdi aktif taşıma neydi? Aktif taşımada maddeler az yoğun ortamdan çok yoğun ortama doğru taşınıyorlardı. Ve bu yüzden de arkadaşlar ATP harcanıyordu. Burada taşıcı proteinlerle enzimler görev alıyordu. Diyor ki ATP harcanır doğru söyledik değil mi? Taşıcı proteinler ve enzimler görev alır. Bu da doğru arkadaşlar söyledik. İki ortam arasındaki yoğunluk farkını artırır. Şimdi az yoğun ortamdan çok yoğun ortama taşınıyor. Diyelim ki burada %10'luk bir ortam var. Burada da %50'lik bir ortam var. Şimdi ben az yoğun ortamdan bunu taşıdığım zaman mesela burası %60 olur burası 0 olur değil mi? O zaman yoğunluk farkını artırdı mı? Bakın 50'den onu çıkardığınız zaman 40. E 60'dan 0'ı çıkardığınız zaman 60. O zaman yoğunluk farkını artırmış oldu. Bu da doğrudur. Cevabımız ne olur? Edirne şıkkı olur. Üçüncü soru. Kan plazmasından çeşitli yöntemler kullanılarak alınan bir alüvar hücresi yoğunluğu bilinmeyen K çözeltisine alındığında alüvar hücresinin su yoğunluğunun zamana bağlı değişimi aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Bakın hücre ne yapmış? Su almış arkadaşlar değil mi? O zaman bu hücre hangi ortama konulmuştur? Hipotonik ortama konulmuştur. Çünkü hücre içerisinde su alıyor. Diyor ki buna göre K çözeltisindeki alüvar hücresinde olaylarından hangilerinin gerçekleşeceği söylenir. Şimdi hipotonik ortamda su aldığı için bir hayvan hücresi şimdi sonuçta al var hayvan hücresidir. Hayvan hücresi bir süre sonra ne olur? Hemoliz olur yani patlar. Dolayısıyla hemoliz olayı görülür. Burada plazmoliz demiş. Plazmoliz neydi? Su kaybetme ile gerçekleşen bir büzülmeydi. Burada su kaybetme yok. Su alma var. Dolayısıyla bu olmaz. Turgor durumu. Turgor durumu da şudur arkadaşlar. Ozmotik basınçla Turgor basıncının birbirine e, aslında o ozmotik denge diyorduk biz ona. Burada Turgor durumu diyeceğimiz şey şudur. Turgor basıncının artması anlamında söylüyor. Şimdi su aldığı için sürekli Turgor basıncı artıyor mu artıyor o zaman Turgor durumu da görür arkadaşlar. Cevabımız Edirne şıkkı 2 ve 3 olacak. Gelelim diğer sorumuza. Dördüncü sorumuz. Diyor ki protein sentezinin hızlandığı bir bitki hücresinde. Şimdi protein sentezini hemen açıklayalım. Ne, ne oluyordu protein sentezinde? En sayıda amino asit değil mi? Birleşiyor arkadaşlar. Protein oluşturuyor. Protein artı en eksi bir tane de su oluşturuyor. Şöyle şunu alayım. Heh. En eksi bir tane de su oluşturuyor. Şimdi su oluşturduğu için ne olacak? Burada su miktarı artacak. Su miktarı arttığı için ozmotik basınç ne olur? Düşer. Çünkü suya olan ihtiyacı yok. Su artıyor sonuçta. Turgor basıncı da ne olur arkadaşlar? Artar. Diyor ki turgor basıncının artması. Evet turgor basıncı artar. Emme kuvvetinin artması. Şimdi emme kuvveti nedir? Arkadaşlar emme kuvveti eşittir. Ozmotik basıncı eksi turgor basıncı. Yani emme kuvveti su içme isteği olarak düşünebilirsiniz. Benim verdiğim örnekten. Ben ne demiştim? Çok konuşuyorum susuyorum değil mi? Ağzım kuruyor ve benim ozmotik basıncım yani suya olan ihtiyacım artıyor. O zaman ozmotik basıncım arttı. Ozmotik basıncım yani suya olan ihtiyacım arttığı için benim vücudumda yani ağzımı düşünün mesela ağzımda ne oldu? E, su miktarı azaldı. O zaman su yoğunluğu azaldığı için turgor basıncı düştü. Peki benim ozmotik basıncım yani suya olan ihtiyacım artarsa benim su içme isteğim de artmaz mı? Artar. İşte buna da biz emme kuvveti diyoruz. Yani emme kuvveti ile ozmotik basınç nedir? Doğru orantılıdır. E, burada arkadaşlar emme kuvvetinin artması gibi bir ihtimal var mı? Yok. Çünkü ozmotik basınç düştüğü için emme kuvveti de düşüyor. Dolayısıyla bu olmaz hücre zarının selüloz çeperden uzaklaşması. Arkadaşlar onu da şöyle açıklayayım bakın şuraya. Şimdi şu çeperi hücre çeperi. Şimdi bitkinin bakın hücre zarının çeperden uzaklaşabilmesi için bitki hücresinin su kaybetmesi lazım. Yani dışarıya su vermesi lazım. Ama bu ne yapıyor? Su üretiyor arkadaşlar. Su ürettiği için çeperden uzaklaşmaz. Aksine çepere yaklaşır. Çünkü su burada bir basınç oluşturur. Ve bu basınçtan dolayı da hücre zarı çepere yaklaşır, uzaklaşmaz. Bu da yanlıştır. Bize hangisi gerçekleşebilir diye sorduğu için cevabımız ne olacak? Yalnız bir A şıkkı olur. 5. soruya gelelim. <laughs> Özdeş 3 bitki hücresinin konulduğu ortamlarda gösterdiği değişiklikler sırasıyla şöyledir demiş. Diyor ki bu bitki hücresinin konulduğu ortamların yoğunlukları arasındaki ilişki. Yani ben burayı okuyarak hipotonik ortama mı konulmuş, izotonik ortama mı konulmuş buna bakacağım. Diyor ki ortamdaki hücrenin Hücre zarı ile hücre çeperi birbirinden uzaklaşmıştır. Şimdi az önce söyledim bakın hücre zarı ile hücre çeperi birbirinden uzaklaşıyorsa demek ki hücre zarı böyle büzüşüyor. Büzüştüğüne göre su kaybediyor. Peki su kaybettiğimiz ortam hangi ortamda? Hipertonik ortam, değil mi? O zaman burası hipertonik. Diyor ki ortamdaki hücrenin hücre zarı ile hücre çeperi birbirine yaklaşmıştır. O zaman demek ki bu hücre Su alıyor arkadaşlar. Su aldığına göre hangi ortama konulmuştur? Hipotonik ortama konulmuştur. Hipotonik. Diğerinde de diyor ki ortamdaki hücrenin hücre zarı ile hücre çeperi arasında mesafe değişmemiştir. Zaten böyle değişmemiştir, eşittir gibi şeyler görüyorsanız o nedir? İzotoniktir. O zaman yoğunluklarını bize diyor sıralayın diyor. Yoğunluklar arasındaki ilişki. En yoğun ortam hangisi? Bir numaralı ortam büyüktür diyeceğiz. Sonra 3 numaralı ortam değil mi? 3 izotonik ortam hipotonik ortama göre daha yoğundur. Sonra 3 diyeceğiz. Sonra arkadaşlar 2 diyeceğiz. Dolayısıyla cevabımız 1 3 2 şeklinde olur. Yani Bursa şıkkı olacak. Altıncı sorumuz. Nişasta moleküllerinin hidrolize uğratıldığı bir hücre ile ilgili diyor. Açıklamalarından hangisi söylenemez? Şimdi hidroliz neydi? Su ile parçalama. Nişasta molekül arkadaşlar su ile birleşiyor. Ne üretiyor? Gelikoz üretiyor. Şimdi burada suyu harcıyor değil mi? Suyu harcadığı için bu hücrenin ozmotik basıncı ne olur? Artar. Ayrıca arkadaşlar glikoz üretildiği için yoğunluğu da artar. Yani hücre artık hipertonik bir ortam olmaya başlar. Turgor basıncı ne olur? Azalır. Peki ozmatik basıncı arttığına göre emme kuvveti de yine ne olur? Artar. Şimdi bakıyorum diyor ki ozmatik basıncı artmıştır. Evet doğru. Söyledik zaten. Turgor basıncı azalmıştır. Doğru. Emme kuvveti artmıştır diyor. Evet zaten ozmatik basıncı artıyorsa emme kuvveti de artmıştır. Doğru. Sentrozom ve kloroplastı? Birlikte bulundurur demiş. Şimdi böyle bir durum yok zaten. Bakın böyle bir olay olamaz arkadaşlar. Neden? Sentrozom ve kloroplast birlikte bulunamaz. Çünkü sentrozom hayvan hücrelerinde bulunan bir organeldir. Kloroplast da bitki hücrelerinde bulunan bir organeldir. İkisini bir arada bulunduran e, hücre yoktur diyebiliriz. Yani İlla ki istisna vardır ama bizim onları bilmemize gerek yok. Yoktur diye bilseniz yeterlidir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız denizli şıkkı olacak. Bitki hücresi olabilir. Evet nişastayı bitki hücreleri de hidrolize uğratabilir. Dolayısıyla bitki hücresi olabilir. Cevabımız ne olur? Denizli şıkkı olur. Yedinci soru. Diyor ki. Bir tatlı su algi olan Nitella Nutella der gibi bulunduğu ortama göre sitoplazmasında bin kat daha fazla potasyum bulundurur. Bu durumu sağlayan olay hangisidir? Şimdi şunu demek istiyor. Şimdi bu bizim Nutella'mız olsun. Bulunduğu ortama göre bin kat daha fazla potasyum bulunduruyormuş. Mesela burada bin tane potasyum varsa arkadaşlar burada hiç potasyum yok. Yani sıfır potasyum. Peki bu bunu nasıl sağlıyor? Yani normalde potasyum küçük molekül olduğu için hücre dışına çıkmak isteyecek. Çünkü az yoğundan şey çok yoğundan az yoğuna doğru yayılmak isteyecek. Bunu nasıl sağlar biliyor musunuz? Aktif taşıma ile sağlar. Enerji harcar. Bu potasyumu kendi içerisinde tutar dışarı vermez. Dolayısıyla bu olayda biz ne diyoruz? Aktif taşıma diyoruz. Zaten potasyum küçük bir molekül. Küçük moleküllerin taşınması nasıl oluyordu? Ya aktif taşıma ya difüzyon ya ozmoz arkadaşlar ya da kolaylaştırmış difüzyonda diyoruz. Dolayısıyla cevabımız aktif taşıma olacak. 8. soru. Yine bakın burada diyor ki bir amipin bulunduğu ortam ile madde alışverişi şekilde gösterildiği gibidir. Buna göre amipin gerçekleştirdiği olaylar hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi bir numaraya bakıyorum. Bakın bir numarada bir numarada arkadaşlar %40 olan su miktarı %25'lik yere doğru gidiyor. Zaten suyu gördüğünüz zaman aklınıza ozmoz gelecek. O zaman benim şıklarım ne olacak? Ozmozla başlayacak. C, D, E şıkkı gitti. 2 numaraya bakıyorum. Bakın glikoz eş yoğun ortamlar arasında, değil mi? Eğer ki ben eş yoğun ortamlar arasında madde taşıma olayı sağlıyorsam ben buna aktif taşıma diyorum. Çünkü Eş yoğun ortamlarda da arkadaşlar maddeler e, kendi enerjilerini kullanarak girip çıkamıyorlar. Yani orada bir eşitlik olduğu için mecburen enerji harcayıp hücre içine alınması lazım ya da hücre dışına atılması lazım. O yüzden bu da nedir? Aktif taşımadır. Burada da yağ molekülünü vermiş. Yağ molekülü %15'lik ortamdan %5'lik ortama doğru geçecek ki zaten burada yoğunluk farkı önemli değil. Yağ molekülü büyük bir molekül mü? Evet. Şimdi büyük bir molekül ve yağ bir sıvıdır değil mi? Dolayısıyla arkadaşlar büyük moleküller ya fagositoz olayıyla içeri alınıyor ya da pinositoz olayıyla. Fagositoz katı maddelerin içeri alınmasıdır. Pinositoz da arkadaşlar sıvı maddelerin içeri alınmasıdır. Dolayısıyla bu olay ne olacak? Pinositoz olacak. Yani cevabımız bursa şıkkı olur. Ve Eglostoz neydi? Egzositoz da hücre içerisinde bulunan maddelerin büyük maddelerin hücre dışına atılmasıdır. Egzo, exit'ten gelsin aklınıza çıkış demek hücre dışına çıkarmaktır arkadaşlar. Egzo, stos. Cevabımız Bursa şıkkı olur. Dokuzuncu soru diyor ki aşağıdaki grafikte bir bitki hücresinin bırakıldığı ortamın yoğunluğunun zamana bağlı değişim gösterilmiştir. Bakın bu sefer su miktarı demiyor. Ortamın yoğunluğu diyor. Şimdi ortamın yoğunluğu azalmışsa eğer demek ki T1 anında su almıştır. Su almış, su vermemiş. Su vermiş olsaydı o zaman yoğunluk artardı. Burada yoğunluk azalıyor. T2 zamanına geliyorum. T2 zamanında yoğunluk arkadaşlar ne olmuş? Tekrardan eski haline dönmüş. Yani yoğunluk artmış. O zaman yoğunluk artmışsa T1'in aksine su vermiş. Su vermiş. T3 zamanında da arkadaşlar madde alışverişi azalmıştır veya durmuştur da diyebiliriz. Şimdi diyor ki T1 zamanında hücre su kaybetmiştir. Hayır biz ne dedik? Su almıştır dedik. Bu yanlış. T2 zamanında hücre turgor durumuna geçmiş. Şimdi turgor durumuna geçmesi için su alması lazım. T2 zamanında ne yapıyor? Su veriyor. Turgor durumuna geçmemiş. Bu da yanlış. T3 zamanında hücre ve ortam arasında madde alışverişi durmuştur. Evet doğrudur. Ne dedik? Ya azalmıştır ya durmuştur diyoruz. Dolayısıyla 3 numara doğru olur. Cevabımız Ceyhan Şıkkı olur arkadaşlar. Gelelim 10. sorumuza. Fagositoz olayı ile ilgili açıklamalarından hangileri doğrudur? Fagositoz neydi? Fagositoz büyük katı moleküllerin hücre içerisine alınmasıydı değil mi arkadaşlar? Zaten ne demiş? Büyük katı moleküllerin hücre içine alınmasıdır. Bu doğru. ATP harcanarak gerçekleşir. Evet büyük molekül aldığımız için mecbur ATP harcamayız. Harcama, e, harcamak zorundayız tüm canlı hücrelerde gerçekleşebilir demiş. Bakın bu yanlış olur. Neden? Size bir önceki videoda açıklamıştım. Mesela hücre çeperi olan bir e, çeperi olan bir hücre düşünüyoruz. Bu hücrenin dışarıdan büyük bir molekül alabilmesi için yalancı ayak oluşturması lazım. Yani fagositoz yapabilmesi için yalancı ayak oluşturması lazım. Buna da hücre çeperi izin vermiyor. O yüzden de arkadaşlar 3 yanlış olur cevabımız denizli olur. 1 ve 2 doğrudur. 11. sorumuz. Yukarıdaki ifadelerden hangileri endostoz ve egzostoz için ortaktır demiş. Şimdi endostoz hücrenin içerisine madde almaktır. Egzostoz da hücrenin dışına madde vermektir. Büyük madde. Diyor ki hücre zarı yüzeyi azalır. Şimdi hücre zarı yüzeyinin azalabilmesi için bakın endostoz yapması lazım. Endostoz olayında şöyle bir durum var. Şimdi bu yalancı ayak oluşturuyor ya. Tabii benim yalancı biraz değişik oldu. Bunun etrafını arkadaşlar besinin etrafını zarla çevreliyor ve hücrenin içerisine alıyor. Dolayısıyla şuradaki kısım eksilmiş oluyor. Bu endositoz olayında geçerli ama egzositozda geçerli değil. O yüzden bu yanlıştır. Egzositozda da tam tersi. Dışarıya bu maddeyi verdiği için hücre zarının yüzeyi artar, azalmaz bitki, mantar ve bakteri hücrelerinde gerçekleşmez. Endostoz olayı bitki, bakteri, mantar hücrelerinde hücre çeperi olduğu için gerçekleşmiyor. Ama egzostoz tüm canlı hücrelerde gerçekleşebilir. O yüzden bu da ortak değil. Tek yönlü gerçekleşir doğru arkadaşlar. Ya hücre içine doğrudur ya da hücre dışına doğrudur. Bu doğrudur. Bize doğru olanı sorduğu için yani ortak olanı sorduğu için cevabımız Ceyhan Şıkkı yalnız 3 olacak. Son sorumuz. Diyor ki izotonik ortamda bulunan bir bitki hücresi önce hipertonik sonra da hipotonik ortama konulmuş. Şimdi buradaki turgor basıncını istiyor bizden. Şimdi arkadaşlar hipertonik ortama konuluyorsa ne yapar? Su kaybeder. Su kaybettiği için su ihtiyacı artar. Yani ozmotik basıncı artar. O zaman turgor basıncı ne olur? Düşer. O zaman benim turgor basıncı düşen bir hücre aramam lazım. Grafik aramam lazım. Bakın A olmaz, B olmaz, E olmaz ya C olacak ya da D olacak. Sonra da hipotonik ortama bırakılıyor. Hipotonik ortamdan biz ne yapıyorduk? Su çekiyorduk. Su çektiğimize göre suyu olan ihtiyacımız yani ozmotik basıncımız düşecek. Turgor basıncımız artacak. O zaman arkadaşlar artan bir grafik olması lazım. Bakın C şıkkı sabit devam etmiş olmaz. Cevabımız ne olur? Denizli şıkkı olur. Evet böylece hücre zarından madde geçişlerini de bitirdik. Yani hücre ile ilgili testlerimizi bitirdik. Sonraki videoda sınıflandırmaya geçiyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.